Fatih Terim'in Sergen Yalçın'ı yenmesi için ne yapması lazım? Topu da aldı. Oo, topu da getirdi. Benim Kerim'in topu bu. At kafaya bak bana. Bir de bak 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 neler yapıyor ya. Vay, yoksa seyircide futbol mu oynuyordun? Hocam. Ben kovama oturayım da. Gerilim müziğimizi ver. Fatih Terim Sergen Yalçın'ı yenmesi için ne yapması lazım? Çıkıp oynayacak abi. Galatasaray nasıl oynuyorsa derbileri öyle oynayacak. Nasıl daha önce yenip şampiyon olduysa Ali Sami'nin de aynısını yapacak. Ama. Yalnız var ya Galatasaraylara buradan sesleniyorum. Nasıl korkuyorlar değil mi? Nasıl titriyorlar şu an? Hani bir lig bitmişti. Ertan buradan konuşuyordur, lig bitti şöyle. Bitti diyorum ben. Halen zaten korku var. Hala bitiremedi bir türlü. Emre Bol da oradan halen daha şey veriyor. Halen bir korku var. İşte böyle. Bu korku yeter. Bu var odasın. Bu korku yeter. Fatih Hocam gerekli sinyalleri verdi. Oyuncular bunu aldı, taraftarı aldı. Şimdi gelelim derbiye. Ama Fatih Hoca dik koruyor herhalde kovayı. Fark etmez abi. Dik mi koyduğu yok. Her şekilde bir şekilde kazanır. Önemli olan, ha, hocanın oturuşunu mu yapayım diyorsun? Hoca aynen diyorum ki dik koyuyor sanki kovayı. Hoca yukarıdan rahat görmek için. Bak bu kovada çok şey var ha, ben sana söyleyeyim. Keramet kovada mı? Of, bu kova herkese iyi cevap veriyor. Ama kovayı bir türlü anlamadılar. Emir anladı da aslında tam şey yapamıyor. Haftaya o bence çözecek kovanın ne olduğunu. Şimdi, bu buz kovası, dur, bitirsin. Bu buz kovası inanılmaz derecede her tarafa etki veriyor. O korkuyu veriyor. Onu da ben haftaya açıklayacağım Ertem. Bu kuz kovasının şeyini. Öyle aldım mı? Kerametini. Bir dakika, 3-0 kazanacak dedin. Evet. Kazandıktan sonra niye buz kovasına oturduğunu evet anlatacak mısın? Buz kovasına niye hocanın buz kovasına oturduğunu söyleyeceğim. Şimdi hepiniz abi kalacaksınız böyle. O zaman şunu söylüyorum. Sevgili seyirciler, Evren Turan'ı ekrana getirin bir. Evren Turan ekrandayken söylüyorum. Diyor ki Fener... Evren Turan diyor ki... Haftaya Galatasaray Beşiktaş 3-0 yenecek. Bunun sebebini size anlatacağım. Keramet neydi? Onu anlatacak. Kovada. Bir evet tarafta Fatih Terim. Tam ucuna bir tarafta Evren Turan. Hanginiz benim kadar iddialı konuşabiliyorsunuz ya? Hanginiz takımınıza bu kadar güvenebiliyorsunuz? Şimdi bak ben... Bizim güvencemiz böyle Galatasaray'a. Bir şey söyleyeyim. Anladın mı? Hakikaten seni önemli tebrik ediyorum. Hep tek, hep bu destek. İnanmak önemli abicim. İşte inandığın işi Galatasaray şampiyon oldu. Galatasaray ondan pes etmiyor. Ondan böyle zıplatıyor herkesi. Ya en kötü ikinci olursun ya. Şampiyonlar Ligi'ne gidersin. O ayrı. Sen maçı kazan. Skoru olsun olur olmaz. Zaten... Senin kazanman da yetmiyor ki tabii hepsini. Yetmiyor. Şimdi de puan kaybetmesi, puan kaybetmesi lazım. Ama bu ligde her şey olur. Ama Halil Derviş olduğunu gördün mü bak? Halil, Kerem, yani hocam Taylan. Beşiktaş bir galibiyet daha seçmiş. Maşallah var hepsinin. Galatasaray'ın son 3 haftadır özellikle 5 haftadır kaybetmiyor. Ah bunlar erken form tutsaydı. Halil işte korona tabii falan geldi. O ezeleştiri zaten yapacaklar, yapıyorlar. Ama bu derbi geldi, yine iş bitmedi, iş bitti tabii dediler ya. Şimdi yine bir korku başladı. Ya bir onun maç kazanıyorsunuz hocam. Öyle diyor Beşiktaşlar. Bir maç mı kazanır? 3 haftadır kazanıyor. Ben demiyorum. Öyle diyorsun zaten ama Galatasaray kazandığını saymıyorlar çok ki kazansı da. Puan farkı 3'e inse çok enteresan şeyler de olabilir. Tabii ki öyle olacak zaten haftaya. Yarın hep şey beraber haftaya göreceğiz. Haftaya sezonun en zevkli derbisini izleyeceğiz hocam. Halamın sakallı diye bir şey neden var. Neden biliyor musunuz? İyi de bak, ya bir şey söyleyeceğim. Bışak. Düşün ki bak hocam sözünü kesme. Tamam. Şimdi ben Beşiktaş'ın hocasıyım. Çıktım Galatasaray'a karşı 3 yedim mi? İkili avaraj gitti. Futbolcular böyle trim trim titremeye başladı. Tamam mı? Hadi Karagümrük'ü yendin son maç. Kime karşı? Göztepe. Hatırla Denizli Fener maçı. Hatırla Galatasaray o zaman masallar, bile kimse güzel beklemiyorken şampiyonluğu aldı. Bak inan. Yeter ki o rüzgarı arkasına abi alsın. Beşiktaş da kazanırsa veya beraber Evren Hoca izlerseniz arkadaşlar bol şampiyon, bol. Şampiyonluğu orada garantilerse ben de buradan tebrik ederim. O ayrı bir şey. O ayrı konu. Ben Sergen size bir şey tebrik ederim. Ama bir gerçek var. Galatasaray kaybetmez bu maçı kazanır. Fenerbahçe'yi niye dışarı atıyorsunuz? Fatih Hoca. Ya Fenerbahçe winner takım değil. Fenerbahçe loser takım. Fenerbahçe'yi dışarı atmıyor. Bak ama söylüyorum işte 96'dan bu yana verilen şampiyonluklar var. Bak bunların hepsi Fatih Terim'in kazandığı. Ben içeriye fotoğrafını da verdim. Grafik olarak versin arkadaşlar. Ya niye masaya vuruyorsun arkadaş? Versenize yani, onu. Fatih Hoca daha çok kupa kazanmış. Emre Hoca'yı tam bir versene müziği yükselterek. Abi bırak ben de konuşabilir miyim? Konuşacaksın tabii. Emre'yi konuşturun abi. Gördünüz. Sen olacak ya. Şimdi arkadaşlar. 10 numarayı bir dakika. 10 numarayı ver. 10 numarayı ben fotoğraf verdim. Fatih Terim 1996 yılında Galatasaray'ın başına geçti. 1996'dan itibaren Fatih Terim 8 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası